1. Balıtaş Kesi'de inşaat işçilerinin Türk bayrağıyla gezenlere herkes kendi bayrağına saygı duysun dediği iddiası ortaya yarattı. Yüzlerce kişinin tepkisi 8 saat sürdü. İnşaat iskelesini çıkarak konuşan Vali Aydın Baruş, onların cezalarını devlet olarak vereceğiz. Herkes kendi cezasını vermeye kalkarsa nasıl böyle olacağız dedi. İnşaatın çatısına kaçan 8 işçi barikattan geçirilerek kurtarıldı. Aydınlar Sözcü'nden gerçekten de bugün Galatasaray'ın önemli bir maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde 14. kez mücadele edecek Galatasaray bugün C grubunda Atletico Madrid'de ilk maçını oynayacak. Türk Telekom Arena'da 21.45'te başlayacak maçı TRT1 uzaktan yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı direkt olarak gruplara kalan Galatasaray 12 milyon avro olarak bahsi parası da alacak. Hepimiz Türkiye'yiz. Toplumun her kesiminden sivil toplum kuruluşları teröre karşı dev yürüyüşe hazırlanıyor. Komşunu al da gel. Perşembe günü 16.30'da Ankara'da Suriye'de olduğunu bunu bir kez daha vurgulayalım. Bir sene sayısı başladı. 1 Kasım seçim için milletvekili adaylıkları 18 Eylül'e kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 338.877 yeni seçmen ilk kez sandık başına gidecek. Akit gazetesi de hepimiz Türkiye'de sen de katıl diyor. Birinci sayfasındaki haberde komşun al da gel logosu da dikkat çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde sivil toplum kuruluşları meslek örgütleri ve vatandaşlar teröre karşı Perşembe günü saat 16.30'da Ankara'da Suriye'de bir araya gelecekler.